Merhaba sevgili yükselen Koç, Güneş burcu Koç ve Ay burcu Koç olanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle genel hatlarıyla 2022'yi yorumlamak istiyorum. 2022 yılına Venüs retrosuyla giriyoruz ve Venüs retrosu sizin kariyer eviniz alanında gerçekleşiyor. Ayrıca ailevi konular, evliliğiniz, anne ve baba konuları da gündemle. Bu konularla alakalı olarak bazı zorlanmalar, bazı üzerinden geçmeniz gereken konular, zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kariyer ve evle ilgili, bu konutunuz da olabilir. Tüm bu konularla alakalı sizi zorlayan süreçler var. Bu konularda daha sağlıklı doğru karar verebilmek için şubatın ortasını bekleyebilirsiniz. Şubat ortası itibarıyla e, kariyer hayatınızda ya da ailevi konularda yaşadığınız sorunlarla ilgili çözümleri bulmuş olacaksınız. Ayrıca Ocak ayına Venüs retrosuyla girdik, e, bitmedi. Yanına bir de Merkür retrosu var sevgili koçlar. E, Merkür retrosu da e, yine sizi hem kariyer hem sosyal çevreniz alanlarında etkilemiş olacak. Yine Merkür retrolarının genel konseptini ben daha önce çok kere anlattım. Eminim siz de bu konuda pek çok bilgiye sahipsiniz. Kesinlikle Merkür retrolarında bu arada bu yıl 2022 yılında 3 tane Merkür retrosu olacak. Kova burcu 15 Ocak ve 2 Şubat arası, İkizler burcu 12 Mayıs 1 Haziran arası, Terazi burcunda 11 Eylül'de 30 Eylül arası bir Merkür retrosu olacak. Şimdi Merkür retrolarında hiçbir zaman yeni başlangıçlar yapmıyoruz. Yeni başlangıçlar daha sonraki başımızı ağrıtabilir. İşte ne bileyim işle alakalı bir yeni başlangıç imza atmak ya da evlilik. Hatta bunun içerisine tanışmaları da koyabilirsiniz, flörtleri de koyabilirsiniz. Hiçbir konu, ayrılıkları da koyabilirsiniz. Yani retrolarda yeni bir harekete geçmek doğru değil. Yeni başlangıçlar yapmak doğru değil. Daha sonra retro Merkür'ün retro Geri hareketi bittikten sonra düz hareketine başladığında bu konularda tekrar sorun yaşayabiliriz, başımız ağrıyabilir. Ayrıca Merkür retrolarında teknolojiyle ilgili bazı sorunlar yaşayabiliriz. Arızalar olabilir, aksaklıklar ve gecikmeler olabilir, sorunlar olabilir. Ee, unutmayalım. Merkür retrosu Kova burcunda teknoloji ve elektriği çok anlatıyor burada. O nedenle bu konularda ciddi sorunlarla karşılaşma olasılığımız yüksek. Ayrıca retrolardan 3 gün öncesi ve 3 gün sonrasında dikkate almalıyız. S pozisyonları e, gölge yanı deriz retrodan daha güçlü çalışacağı için yani benim burada size verdiğim 15 Ocak'tan 3 gün önce 2 Şubat'tan da 3 gün sonra dikkati alarak planlamanızı yapın. Siz zaten retrolarda planlamalar yapın, kafanızda bazı şeyleri oluşturun. Retro bitiminde ee, yeni bir e, hamle yapın, yeni başlangıç yapın. Onun dışında Merkür retroları yarım kalan işlerimizi tamamlamak için güzel fırsatlar. İşte yarım kalan evinizde bazı konular vardı, bunları halledin. Yarım kalan e, dosyalama işlemleriniz var, halledin. Yazım kalan yazılarınız var, halledin. Tam yarım kalan işleri tamamlamak için. Güzel bir retro özellikle sizin sosyal çevre kariyer alanlarında hem Venüs hem Merkür retrosu size bu konularda yarım kalan işlerinizi e, tamamlamak adına fırsatlar veriyor. Ayrıca sevgili koçlar e, hem Venüs retrosu hem Merkür retrosu eski ilişkileri de yine gündeme getirebilir. İşte kariyerle ilgili ailenizle alakalı eski ilişkileriniz gündeme gelebilir. Bu konuda tekrar bazı sorunları masaya yatırmak isteyebilirsiniz, çözmek isteyebilirsiniz. Özellikle Merkür retrosunda eski aşklar da gündeme gelebilir. Bu konuda barışmak gerekiyorsa eğer bir sorun çözmek adı altındaysa tabii ki barışabilirsiniz. Ama onun dışında hani tekrar bir araya gelebilir miyiz vesaire gibi bir gündem varsa değmiyor. Çünkü Merkür Retrosu'nda tekrar barışılan konular bir tür çözülmüyor. Retro bittiği zaman tekrar ayrılıklar olabiliyor. Yani çözümsel bir yaklaşım olmuyor. Bu şekilde de Merkür retrolarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yıl 3 Merkür retrosu, 1 Venüs retrosu, 1 Mars retrosu olacak. Yoğun, ciddi bir günden bekliyor. Ayrıca bu yılın şanslı burçlarından biri de yükselen koçlar sizsiniz. O nedenle güzel bir yıl, değerlendirilmesi gereken bir yıl, çok başarı vaadeden bir yıl. Top sizde. Gökyüzü size fırsat veriyor. Yeter ki siz kullanın. Şimdi diğer transitlere bakalım. Mars retrosu İkizler burcunda oluyor. Yılın son zamanına denk geliyor. 1 Kasım ve 11 Ocak 2023 tarihleri arasında bir Mars retrosu olacak ve bu sizi 3. ev konularında etkiliyor. Yakın çevrenizle alakalı gerginlikler, sorunlar, iletişim sorunları da olabilir bazı gergin tartışmalar, bazı hastalıklar, kazalar da olabilir. Ayrıca iletişimle alakalı zorlanmalarınız, çok kendinizi baskı altında hissetmeniz, agresif olmanız gibi konular olabilir. Ayrıca ticari konularda, eğitimle alakalı konularda bazı gerginlikler, çatışmalar yaşayabilirsiniz, anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Arabanız varsa aracınızla ilgili sorunlar, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kazalara dikkat, bu risk de var. Özellikle Mars retrosunda. Mars retrosunda bir koç olarak ani ve fevri hareket etmemeniz gerekiyor. Daha sakin konuları ele almanız gerekiyor. Özellikle iletişim ve eğitim ve gündelik kısa yolculuklar alanında olduğu için daha sakin olmanız gerekiyor. Ve Mars Retrosu Merkür'den daha uzun sürdüğü için hani orada biraz gerçekten sinirinize hakim olup daha sakin karar vermeniz, hemen harekete geçmemeniz, alevlenmemeniz, aniden konuşup sonra pişman olmamanız gibi konuları yönetmeniz gerekiyor. Dediğim gibi zaten şanslı bir yıldasınız. Başarı size bağlı, sizin yönetmenize bağlı. Sizin tercihlerinize bağlı bir yıl olacak. 2022 yılı son yılların en zor yılı ama bireysel haritalara baktığımızda güzel fırsatlar da vaat eden bir yıl her zamanki gibi. Yeter ki biz kullanmayı bilelim. Şimdi Satürn'e gelelim. Satürn sizin 11. evinizde. Yani sosyal çevreniz, gruplar, hayaller, umutlar alanınızda, aşk, çocuklar ve hobi, şans oyunları, borsa gibi alanlarda sizi etkiliyor. Zaten siz bu etkiyi geçen yılda almıştınız. Tüm 2021'de yaşadıklarınız 2022 için de geçerli. Aynı etkile devam ediyorsunuz. Özellikle Satürn'ün 11. evinden geçmesi yine size kariyerle ilgili konularda bir düzenleme, bir revize etme, daha sağlam bir kariyere dönüşme fırsatları veriyor. Hayallerinize, istediğiniz kariyere, istediğiniz amaçlara ulaşmak için Satürn'ün size verdiği vaat ettiği görevleri yerine getirmeniz ve sorumluluk almanız gerekiyor. Mücadele etmeniz ve sabırlı hareket etmeniz gerekiyor. Bir koç burada özellikle kariyer ve hayalleriyle alakalı olarak çok sabırlı olmalı. Dediğim gibi sizin yapınızda acelecilik var. Daha sakin ve sabırla hareket etmeniz gerektiğini gösteriyor size burada. Özellikle sosyal çevrenizde bazı elemeler olacak. Bazı vakıf, dernek gruplar gibi ortamlardan ayrılabilir, yeni ortamlara girebilirsiniz bazı sosyal çevrenizdeki insanların size zararı olduğunu görebilirsiniz. Sizi zorladıklarını, fazla sorumluluklar verdiklerini görebilirsiniz. Bu konuda ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Satürn'ün 11. ev transiti hem kariyer hayatınızda hem ailevi yuva hayatınızda da bazı sorumlulukları size yüklemiş oluyor. Bu sorumluluklarla ilgili zorlanmalar, sınavlar da yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi Satürn zaten istediği sizin tekrar hayatınızı sağlam bir şekilde düzene koymanız. Burada kararlarınız çok önemli olacak. Satürn için en önemli 2022'de Ekim ayı civarı Uranüs ile yapacağı kare. Bu zaten sizin direkt olarak kariyer ve para ile ilgili konularda beklenmedik bir şekilde zorlanmalar yaşamanıza sebep olabilir. Bu bir işten çıkış olabilir. İşte bunun çeşitli sebepleri olabilir. Hastalık ya da işle alakalı ne bileyim işin kapanması, iş yerinin vesaire gibi. Yani pek çok sebeple alakalı olarak buradaki Satürn Uranüs karesi hayalleriniz, kariyeriniz ve maddi konularda sizi tepe takla edebilir. Aniden tepe takla edebilir. 2 mayına hazırlıklı girmeniz gerekir. daha emin adımlarla özellikle kariyerde ilerlemeniz gerekir. Bu yaşayacağınız ani yıkım ayrıca sosyal çevrede de olabilir. Yine ekonomik kaynakları olabilir. Şans oyunlarıyla alakalı da olabilir. Orayı da çok iyi yönetmeniz gerekiyor. İşte kripto para oynarken sermaye piyasasına, işte şans oyunları vesaire gibi konularda ani beklenmedik para kayıpları da sebebiyet verebilir. Buralara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. İyi yönetmeniz gerekiyor. Bir de unutmayın Uranüs sizin ikinci evinizden geçiyor. Parayla ilgili konularla alakalı sizi etkiliyor. Yani ani para kayıpları, ani para girişleri de olabilir. Ama 2022 yılının genel konsepti sevgili yükselen koçlar daha çok para kayıpları gibi görünüyor sizin için. Çünkü gökyüzünde ay düğümlerinde eşlik ettiği bir kareler var. Ve bu kareler sizi daha çok sosyal çevre ve gelir kaynakları ile ilgili zorlamış olacak. O nedenle dediğim gibi bu şans oyunları kripto vs. Oynarken bile çok iyi yönetmeniz gerekiyor alanları. Zaten siz şanslı bir burçsunuz bu yıl. Ama hep e, kontrol elde olmalı. Hep yönetmeye çalışmalısınız bazı alanları. Şimdi gelelim Jüpiter'e. E, Jüpiter 2022 yılında sizin 12. evinizde harekete başlayacak. E, ve 12. evde hareket ederken sizi e, iş dünyanız fiziksel ve ruhsal yapınız alanlarında şifalayacak, şifa fırsatları verecek. Ama önce o konularda yaşadığınız bazı sağlık sorunları varsa sağlık konularını büyütecek ve siz o konular çok gündeme gelince artık şifa arayacaksınız ve şifalanacaksınız, şifaları bulacaksınız. Ruhsal yolculuk anlamında da Jüpiter 12'den geçerken ...sizi iyi gelecek öyle söyleyeyim. Korunduğunuzu zaten hissetmiş olacaksınız. Kendinizi şanslı, korunan bir kişi olarak hissedeceksiniz. Aynı zamanda o kült, spiritüel alanlar, bilinçaltıyla ilgili konular astroloji ile ilgili konular, şifa alanlarındaki eğitimlere de ilgi duyabilirsiniz. O konularda danışmanlık alabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz, kitaplara alabilirsiniz, okuyabilirsiniz gibi konularınız gündeme gelebilir. Ayrıca 2022 yılında Jüpiter'in balık burcundaki transiti 11 Mayıs'a kadar devam edecek. 11 Mayıs'tan sonra Jüpiter Koç burcunda transine devam ediyor. Jüpiter'in bulunduğu ev konuları itibarıyla gizli düşmanlıklar, kontrol edemediğimiz alan ve arkamızda olan konular diye nitelendireyim. Tüm bu alanlarda bazı zorlanmalar, bazı sıkıntılarla da karşılaşabiliriz. Bu konular büyüyebilir. Belirsizlikler yaşayabiliriz. Ayrıca 22 Nisan civarı Jüpiter-Neptün kavuşumu bu konuları daha da gün yüzüne çıkabilir. 22 Nisan civarı evet çok güzel, fa anlamında, e, spiritüel konular anlamında harika etkiler var. Ama az önce bahsettiğim gibi gizli düşmanlıklar, kontrol edemediğimiz alanlarla ilgili bizi üzen, e, zarar görebileceğimiz konuları da ifade ediyor. E, bu kavuşum biraz belirsizlik de verebilir. E, Neptün biraz ortayı belirsizleştiriyor durumu. O nedenle dikkatli olmamız lazım. Hani vereceğimiz kararlar, sözler, davranışlar vesaire gibi. Ayrıca yurt dışı konularıyla alakalı, eğitimle alakalı da ya da mahkemelerle alakalı da dikkat etmemiz gereken konuları gösteriyor. Bazı hayal kırıklıkları yaşayabiliriz, İstediğimiz gibi olmayabilir, elde etmek istediğimiz başarıyı elde edemeyebiliriz, planladığımız gibi konular gitmeyebilir, yansımalar olabilir, orada hayal kırıklıkları olabilir, Aynı zamanda Jüpiter Neptün kavuşumu finansla alakalı bakın size zaten söyledim şans oyunları ve kripto ile ilgili dikkatli olun. Tüm bu konulara ve para piyasalarıyla alakalı, finansla alakalı bazı hayal kırıklıkları ve belirsizlikleri de olabilir. Evet çok yüksek rakamlar da getirebilir ama belirsizlik hep vardır. O nedenle dikkat edilmesi gereken bir zaman. 11 Mayıs'tan sonra Jüpiter artık Koç burcuna girecek 28 Ekim'e kadar ve 11 Mayıs 28 Ekim arasında Koç burcunda transine devam edecek. O nedenle siz bu yılın en şanslı burçlarındansınız ee, ve kendinize daha çok ortaya koyacağınız artık şansınızın da ortaya çıktığı bolluk, bereket, kısmet, nasibin hep size geleceği bir dönemdesiniz ama bu Jüpiter'in kullanmanızla alakalı bir durum. Yani siz iş başvurusu yapmadan harika bir kariyere sahip olamazsınız ya da birileriyle görüşmeden bir evlilik teklifi alamazsınız gibi gibi düşünür. Yani burada sizin hayatınızdaki şans, bolluk, kısmet bereketi almak için harekete geçmeniz gerekiyor. Bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bunları yaparken zaten önünüze gelen fırsatı, kısmeti, nasibi siz göreceksiniz. Siz sonra almış olacaksınız. Bunlar neler olabilir? Bir kere bunlar ilişkiler anlamında hayatınıza çok insanın gireceğini, bunlar kariyerle, iş hayatıyla olabilir, sosyal çevreyle olabilir, özel hayatınızla alakalı olabilir. Bu çok hayatınıza giren kişilerle alakalı olarak harika bir ilişki yaşayabilirsiniz. Bu ilişkiniz var olan ilişkinizde varsa bu evliliğe gidebilir. Evliyseniz çocuk sahibi olabilirsiniz. Ev alma fırsatınız olabilir. Harika bir kariyer yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi o kadar sizi olumlu alanlarda fırsatlar veren ve sizi hayatta yukarıya çıkarmaya çalışan bir şans enerjisi ki bu yeter ki siz görün, fırsatları değerin, değerlendirin, doğru zamanda doğru hamleyi yapın. Sağlık olarak baktığımız zaman da kendinizle de ilgilenmek isteyeceksiniz. Fiziksel olarak kendinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Yalnız aynı zamanda fiziksel olarak genişleme de vereceği için kilo almamaya dikkat edin. Kilo ile ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Kontrol etmeniz gerekebilir. Jüpiter özellikle tekrar tarih vermek istiyorum. 11 Mayıs'la 28 Ekim arasını çok güzel değerlendirmeniz gerekiyor. 2023'ten itibaren tekrar Koça gelecek Jüpiter ama bu tarih aralığı da çok güzel değerlendirilebilir. Dediğim gibi fırsatları yakalayabilirsiniz 2022'de. Sonra 28 Ekim'den sonra da tekrar Jüpiter Balık burcuna dönecek ve yıl sonuna kadar Balık'ta kalacak. 2023'te de artık tekrar Koça gelmiş olacak. Ay düğümlerine gelelim. Evet yeni kadersel senaryolar yazılıyor. Önümüzdeki bir buçuk yıl hepimizin hayatında farklı konularda yeni kadersel senaryolar deneyimleyeceğiz. Şimdi bu senaryolar şu şekilde sizin hayatınızda 2-8 aksanızda olacak. Yani tamamen finansal ve kariyerle alakalı bankacılık, krediler, borçlarınız, tazminat, prim, nafaka, miras, mal, mülk, gelir kaynakları, kazançlarınız gibi alanlarda sizi etkileyecek bir kaderi kadersel senaryolar. Zaten daha önce de bahsettiğim gibi kariyerle ilgili ciddi bir yapılanmanın içerisindesiniz. 2022 yılına böyle zorlu bir süreçle girdiniz. Demek ki tüm yılda parayla ilgili, gelir kaynaklarınızla ilgili yeni kadersel senaryolar devrede ve siz zaten şanslı bir burç olarak 2022'de fırsatlar da yakalayacaksınız. Bu demek oluyor ki yine doğru zamanda doğru yerde olduğunuz sürece kariyerinizle ilgili yeni fırsatlar yakalayıp daha güzel gelir kaynakları elde edeceğiniz yeni işlere geçebilirsiniz. Yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Belki yeni ortaklıklar kuracaksınız. Ee, belki işinizi büyüteceksiniz. Ama gelir kaynaklarınızda hakikaten ciddi bir artış var. Tabi bu kaybetme riskini de az önce anlattım. Onu da yönetmeniz gerekiyor. Belirsizlikler var orada çünkü. Ani kayıplar var. Yönetmeniz gerekiyor. Kazanırken de ani çıkışlarınız olabilir. Bunları da yönetmeniz gerekiyor. Borçlanma konusuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gereksiz borçlanma e, yapmamanız işte ne bileyim kariyer planlamanıza göre borçlanmanızı düzenlemeniz falan gibi konulara dikkat etmeniz gerekiyor çünkü güney ay oradan geçiyor Mal, mülk, miras konularında geride bırakılan, işte üstü örtülmüş, tamamlamamış her ne varsa onlar tekrar masaya yatırılacak. Onları tekrar ele alacaksınız. Bu arada daha önceki yıllarda 2003 ile 2004 arası bu kadersel senaryoları deneyimlemiştiniz. Buna benzer bazı senaryolar yaşamıştınız. Yine aynı senaryoları yaşamış olacaksınız. Ayrıca tüm yıl tutulmalar yine sizin finansal alanınızda olacağı için ve yine kariyer ve finans konularını etkileyeceği için yine sizin vereceğiniz kararlara bağlı olarak hayatınızdaki dönüşümler ve fırsatlar şekillenmiş olacak. Güneş tutulmaları zaten yeni başlangıçlarla alakalı ve ay tutulmaları da sonlanmalarla alakalı. Güneş tutulmaları güçlü bir yeni ay enerjisini anlatır. Ay tutulmaları da güçlü dolunay enerjisini anlatır. Ve siz buna bağlı olarak tutulmalarda hayatınızla ilgili, hayatınızla ilgili bazı finansal kararlar vermiş olacaksınız. Sevgili koçlar artık siz finansal ve kariyer anlamında hatta ailevi konularda hayatınızın tamamen değiştiğini 2022 ve sonrası şahit olmuş olacaksınız. Mutlu, sağlıklı ve şanslı bir yıl dilerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiler.